Tekrar merhaba, Defke Avrupa Üniversitesi'nden Ceylan Erhan ben. Şimdiki canlı yayın konumuz YKS dönemi ve motivasyon. Konuşmacı konuğum Sayın Yardımcı Doçent Doktor Anıl Görkem olacak. Yine değerli misafirlerimiz var, öğrenci adaylarımız olacak. Bursa'dan Osman Gazi Kültür Koleji'nden. Yayına hocamı davet etmek için sizi bir saniye bekleteceğim. Hocamı bekliyorum. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Anıl hocamın da bağlanmasını bekliyorum yayına. Evet. Hocam geliyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Ceylan hocam? İyiyim hocam. Sizler nasılsınız? Sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Ben de öyle. Ben de öyle. Sizi Osman Gazi Kültür Koleji'nin hesabından misafir ediyoruz. Onların öğrencileri yayınımızda misafirimiz aynı zamanda hem hocaları. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Tüm öğrencilere ben de buradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kucak dolusu sevgiler gönderiyorum hocam. Hocam nasıl geçiyor günleriniz? Pandemi sürecinde neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Aslında sanırım uyum sağlamakla biraz ilişkili bir süreç. Yani uyum sağladıktan sonra biraz daha sürecin nasıl geçtiğiyle ilgili bir bilgi daha tatminkar oluyoruz aslında. Şöyle bir durum var. Bu süreç ilk etapta tatil olarak algılandı ve böyle bir muhteşem bir mutluluk gibi ilk etapta hissettirdiği duygular hemen onun akabinde tabii ki zaman içerisinde biraz da pandeminin verdiği kaygı doğrultusunda sevdiklerimizle ilgili, kendimizle ilgili kaygılanmamız ve tabii ki var olan sürece etkisinden kaynaklı olarak biraz kaygılar oluşturmaya başladı. Bizim üniversite olarak oldukça yoğun bir sürece geçiş yaptık. Öğrencilerimizle birlikte online iletişimimizi devam ettirdik, eğitimimizi devam ettirdik. Hiçbir şekilde rutinimizi bozmadık. Dolayısıyla biraz daha yalnızca tek farkı sınıf ortamının dışındaydı. Ama öğrencilerimizle yine gerek yüz yüze olsun, gerekse e-mail ortamlarında olsun görüşmelerimiz devam etti. Tabii bu gibi duygular sizi hayata birazcık daha böyle bağlıyor. Yani özellikle onların sesini duymak, onların iyi olduğunu öğrenmek, onlarla bilgi paylaşımını devam ettirmek paha biçilmez bir duygu. İyi ki varlar tüm öğrencilerimiz. Onlar da bu süreci çok güzel geçirdiler. Gerçekten çok güzel uyum sağladılar ve kısacası şunu söylemek istiyorum. Uyum sağlamak oldukça önemli bir nokta bu pandemi sürecinde. Evet, herkes. İnsanoğlu da öyle bir şey ki hemen her şeye uyum sağlayabiliyor aslında. Yeter ki istek olsun. Evet, herkes öğrencilerini çok özledi hocam gerçekten. Bununla ilgili hemen şu soruyu yöneltmek istiyorum size. Biliyorsunuz ki sınav dönemine de girdik. Öğrenci arkadaşlarımız da online bir eğitime tabi tutularak sınava hazırlanıyorlar. Bizim öğrencilerimiz gibi onlar da. Fakat bu YKS sürecinde bizler de öğrenci arkadaşlarımın paydaşıyız. Tıpkı kendi öğretmenleri ve süreci evden de yöneten velileri gibi. Siz hocam nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci, sınava hazırlık sürecini? Şimdi öncelikle öğrencilerimize, herkese kolaylıklar diliyorum. Bir aydan fazla yani herhalde bir ay 11 haftalık bir zamanımız kaldı sınav tarihimizle ilgili. Dolayısıyla kaygıların arttığının çok iyi farkındayım.
Bugün biraz da zaten konumuz kaygılardan nasıl kurtulabiliriz yönünde ve tabii ki öğrencilerimize cevap bulmaya çalışacağız ama özellikle onlar için çok farklı bir süreç oldu. Aslında bu bütün öğrencilerimiz için aynı bir süreç. Biz daha önce böyle bir süreci gerçekleştirmemiştik, yaşamamıştık. Yani herkes için var olan rutinden çok daha farklı bir sürece geçiş yaptık. Dolayısıyla tabii öyle olunca kaygılarımız arttı. Özellikle sınava girecek olan öğrencilerimizin kaygılarının daha fazla olduğundan hiçbir şüphem yok ama artık bir şeyleri geride bırakıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Çünkü biz bu kulvara girdik ve bu kulvarın ucunu görüyoruz. Bir yerde bir aydınlık var ve bu aydınlığa doğru ulaşmak en büyük hedefimiz. O yoldan tekrardan geri dönmek çok daha, yani keşke olmasaydı pandemiler, onlarla uğraşmak daha fazla geri adım atmamıza neden olacaktır. O yüzden ileriyi görüp devam etmemiz gerekecek. Evet. Yayına yeni de katılan arkadaşlarım için sizi tekrar takdim etmek istiyorum. Yardımcı doçent doktor Anıl Görkem, rehberlik psikolojik danışmanlık bölümü, öğretim üyesi kendisi. Lütfen sorularınız varsa yöneltiniz arkadaşlar. Yorum kısmı açık şu anda. Ben şunu sormak istiyorum hocam. Hepimizin bir hayali var, yürümek istediği bir yol var. Biz bu yolu yürümeye çalışırken bize destek verenler, bize nefes verenler var. Sınava hazırlık sürecinde olan öğrenciler adına soruyorum bunu. Fakat kaygı düzeyimiz artabiliyor, motivasyonumuz eksik olabiliyor. Bunları dengelemek için neler yapmalıyız? İlk etapta aslında bence kaygıyı bir tanımlayabilmemiz gerekiyor ilk etapta. Yani tüm öğrencilerimizin bireysel farklılıklarından dolayı farklı kaygı türleriyle karşılaşabilirler. Özellikle kaygı günümüzde herkeste var olan bir durumdur. Yoğunluğu ve işlevsiz bir hale gelme durumu aslında kaygı bozukluğuyla karşımıza çıkabilmektedir. Bizim istediğimiz tabii ki bu işlevsellik boyutuna ulaşmamasıdır. Bu boyuta ulaştığı zaman muhakkak bir uzmandan yardım almamız gerekiyor ama unutmamamız gereken şöyle bir nokta var hocam. Kaygı kontrol edilebilir bir düzeyde olduğu zaman hem motive edici hem de bireyi koruyabilici bir özellik taşır. Dolayısıyla kaygımızı kontrol edebilmek, yani özellikle hızlı kalp atışımız varsa, nefes almakta güçlük çekiyorsak, işte ellerimiz, ayaklarımız sürekli bir şekilde terliyorsa ve bu bizim normal hayat rutinimizi engelleyecek boyuta geliyorsa, mide bulantısı gibi dediğimiz birçok rahatsızlıklar oluyorsa ve gün içerisinde beslenmemizi etkiliyorsa bir uzmandan yardım almak çok önemli. Ama bunun dışında hani kaygılanıyorum, sürekli olumsuz cümleler dönüyorsa, aklımızda, zihnimizde işte başaramazsam ne olur, aileme karşı kendimi çok utanç duygusu içerisinde hissederim gibi bir durum söz konusu oluyorsa, aslında bunları artık günümüzde biraz geride tutma zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir şekilde açıklayayım ben dilerseniz Ceylan Hocam. Hayatımızda öğrencilerimizin veya bizlerin de aynı şekilde hayatımızda 3 tane top olduğunu bir düşünelim. Yani 3 renkli bir top. Ve bu toplar bu topların yığınına, yağmasına maruz kaldığımızı bir düşünelim. Bu toplardan biri altın, bir tanesi gümüş, bir tanesinin de bronz şekli, renklerinde olduğunu farz edelim. Bu altın toplardan tabii ki üzerimize yağan topların hepimiz dileriz ki altın olsun. Ama biliyorsunuz ki bu kadar kolay değil. İlk etapta bronzla başlayan bir süreçten olduğumuzu, yani aslında bronz topunun üstümüze yağdığını düşünürsek bunu aslında kaygı olarak tanımlayabiliriz.
Geçmişten yani belki de 1 yıldır, 2 yıldır, 3 yıldır çalışan arkadaşlarımız vardır. Hazırlanan arkadaşlarımız vardır. Ve bu arkadaşlarımız özellikle bu süreci nasıl atlatırım, acaba sınavda başarılı olur muyum, denemelerde gösterdiğim başarıyı sınavda gösterir miyim? Eğer sınavda başarısız olursam annem babam tarafından kabul düzeyim düşer mi? Başarısız olarak değerlendirilir miyim gibi olumsuz düşüncelerin varlığı bizde müthiş derecede bir kaygı oluşturmuştu. Bu biraz önce söylediğimiz aslında kontrol edilebilir ve motive edici, bireyi ayakta tutabilecek bir durumdu. Ama özellikle sınava katılacak öğrencilerimize şöyle bir tavsiyem var. Artık bu bronz toplarını yani kaygıyı bugün itibariyle geride bırakıyoruz. Daha sonraki topumuza bakıyoruz. Bu top rengimiz nedir? Üzerimize yağabilecek bir renk nedir? Gümüş rengi olan toplardır. Onlara yer vermemiz lazım. Hocam bırakacaksınız diyorsunuz. Nasıl bırakalım? Yani bu düşünceler bir türlü zihnimizden çıkmıyor. Onlarla yüzleşsinler muhakkak. Bu düşüncelere sahipseler muhakkak bu düşüncelerle bir yüzleşsinler. Ben başarısız olursam neden başarısız olayım? Çalışmadım mı? Sorumluluklarımı yerine getirmem gereken sorumluluklarını getirmedim mi? Hiçbir şeyi yapmadım mı? Yapılması gerekenleri aileme karşı, kendime karşı olan sorumlulukları yerine getirmedim mi? Onunla bir yüzleşsinler. Getirmişsem o zaman neden olumsuz cümleler geçsin ki aklımdan? O zaman başarabilirim. Ben yapabileceklerimin en iyisini yapmış bulunmaktayım. O zaman başarabilirim yönünde olumlu cümleleri sürekli bir şekilde zihinlerinde canlandırmaya devam etsinler. Şimdi bronz kaygı demiştik. Bundan sonra gümüşe gelelim. Gümüş bizim için, gümüş toplar stresi temsil eden toplardır. Stres de işte gün içerisinde bizlerin de öğrencilerimizin çok fazla yaşadığı işte midemize kramplar girme, avuç içi terlemeleri, uykusuzluk, bitmek bilmeyen bir yorgunluk. Bu bizim için aslında çok tehlikeli bir durum değildir. Bunun için özellikle bugünden başlayarak öğrencilerimize şöyle bir önerimiz olabilir. Lütfen ellerine bir kağıt kalem alsınlar. Bir tane belki de not defterlerini ve gün içerisinde yapmış oldukları güzel, kendilerini motive eden, olumlu düşüncelerine yer verebilecek yaptıkları bütün işlevleri not alsınlar. Yine bunun yanında bizim bu gümüş topumuzu temsil eden topumuz özellikle bizim stresimizi temsil ettiği için bu stresimizi daha aza indirgeyebilecek bazı yöntemler de kendilerine uygulayabilirler. Özellikle önümüzde 30-40 günlük bir süreç vardır ve bu 40 günlük süreçte stresi minimal düzeye indirebilmek için nefes egzersizleri, birçok müziksel terapiler, rahatlama seansları dediğimiz süreçleri kendilerinin de evde yapabilecekleri, kendilerine ayırabilecekleri bir saat gün içerisinde yalnızca bir saat ayırmalarını istiyorum. Bunu gün içerisinde her gün 30 gün boyunca gerçekleştirirlerse kaygı düzeyleri de daha minimal düzeye inecektir. Ve bu onları daha iyi hissettirecektir. Aslında stresle baş etmeye dönüşecektir. Ve böylelikle aslında gümüş madalyadan da çok fazla haz almamaya başlayacağız. Çünkü bunun sonunda bir altın madalya vardır. Bu altın madalyalarda en değerli topumuzdur ve bunun kıymetini bilmemiz lazım. Özellikle üniversiteye geçiş öğrencilerimiz için bu üniversiteye geçişin üniversitenin bir habercisi olarak tanımlayabiliriz bunu. Ve bununla birlikte bu altın topun değerini bilmek demek aslında heyecanın varlığının devam etmesi demektir. Heyecan bizim için en değerli toplardan bir tanesidir. Eğer bireyde üniversiteye gitme heyecanı varsa,
seçtiği mesleğiyle ilgili, bu mesleğinin geleceğini görebiliyorsa, kendisini bu meslek içerisinde hayallerini kurduğu bu meslek içerisinde görebiliyorsa, gelecekle ilgili hedefleri varsa birey heyecan duyar. Bu da sizi hayatta tutan en önemli altın toptur. Viktor Frankl, bizim psikoloji okuyan belki öğrencilerimiz de vardır, bizleri takip edenler veya velilerimiz, hocalarımız. Bizim varoluşçu terapinin Viktor Frankl diye bir kuramcısı vardır. Aynı zamanda babası olarak da bilinir. Viktor Frankl'ın da anlattığı gibi hayata dair anlam arayışı bizim için çok değerli ve özendir. Hayata dair anlam arayışı bulabilmemiz için gelecekle ilgili hedeflerimizin, amaçlarımızın da belirlenmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde biz hayatta kalabiliriz. Hayata tutunabilme becerisi kazanırız. Ve bu şekilde hayallerimizin olmasıyla yaşama daha güzel bağlanabiliriz yönünde ifadeleri oluyor. Dolayısıyla heyecan da bizi özellikle bu süreçte, öğrencilerimizin bu sürecinde onları zinde tutacak, onları harekete geçirecek ve daha iyi performans göstermelerine yardımcı olacak bir altın toptur şeklinde değerlendirebiliriz. Çok teşekkürler hocam. Ders çalışma süreciyle ilgili bir iki sorum olacak. Öğrenci arkadaşlardan çok sık geliyor. Hepsinin de ortak sıkıntısı sanıyorum. Ders çalışırken motivasyonlarını kaybedebiliyorlar çok hızlı bir şekilde. Hocalarını, rehber öğretmenlerini veya anne babalarını ya da bu tarz programları dinledikten sonra yine motive oluyorlar. Ama ondan sonra birkaç gün idare edebiliyorlar bunu. Bunu sürekli hale getirip bilmeyi ne sağlamaktadır? Şimdi şöyle bir şey, motivasyon dediğimiz şey bir şeyi yapma isteğidir. Aslında güdüleyicidir. Dolayısıyla özellikle bireylerin seçmiş olduğu mesleğin kendi istekleri doğrultusunda seçilmişse motivasyon için en büyük adımı atmış oluyoruz zaten. Bireyin gelecekle ilgili hedefleri belirlenmişse bu da ikinci büyük bir hedefimiz oluyor, amacımıza ulaşmak için bir adımımız oluyor. Dolayısıyla bir motivasyon nasıl sağlanır? Özellikle ders çalışma olarak değerlendirecek olursak, çalışma süresi ve verimliliği artırmakla doğru orantılıdır aslında. Yani çalışma süresinden kastımız nedir? Dönem boyunca işte ben 2 yıldır çalışıyorum hocam. Kaliteli bir şekilde çalışıyorum. Zamanımı etkin, programlı bir şekilde çalışıyorum. İşte denemelerimi bitirdim, okumalarımı bitirdim, konularımı bitirdim, denemelerime başladım. Onunla ilgili soru çözümlerim vardır. Gün içerisinde kendime de zaman ayırabiliyorum. 1 saat nefes egzersizimi, rahatlama seansımı yapabiliyorum. Yine bununla birlikte yapabileceklerimiz ve gün içerisinde planlanan, amaçlanan hedeflere de gün sonu ulaşabiliyorum şeklinde çalışma süremizle ilgili planlamamız bizim için çok önemli. Ama şurada şöyle bir durum var. Verimliliği artırıcıları devreye sokmamız gerekiyor ki motivasyonumuzu artırabilelim. Verimliliği artırıcılardan en büyük etkenlerden bir tanesi de çalışma ortamını düzenleyebilmektir. Çalışma ortamını düzenlemekten kastımız özellikle bu süreçlerde çalışma sürecinde bireyin kendine ait bir ortamı olması gerekiyor. Çalışma masası olması gerekiyor. Bu çalışma masasının kendisine ait bir düzenleme içerisinde olması gerekiyor. Işığı alma, odanın karanlığı, aydınlık oluşu gibi birçok fiziksel etmenler vardır. Birçok uyarıcılar vardır bizleri etkileyen. Her bireyde de farklılık gösterebilmektedir bu Ceylan Hocam. Dolayısıyla birey kendini tanıyarak, kendisinin yaratmak istediği ortamı düzenleyerek bunun doğrultusunda çalışma ortamını oluşturması önerilmektedir. Ki oturduğu zaman zevk alabilsin, oturmak için, hemen kalkmak için çabalarda bulunmasın. Tabii ki bununla birlikte rahat sandalyesi, kendini rahat hissedebilecek bir sandalye, yalnız yatış pozisyonunda olmayan bir sandalye, kendini zinde tutabilecek bir fiziksel yapıyı da oluşturmak gerekiyor. Ama bunların yanında özellikle öğrencilerimizin motivasyonunu artırmakta son günlerde, bu çok uzun bir süreçtir ama son günlerde önerebileceğimiz diledikleri üniversitenin, gitmek istedikleri, hayalini kurdukları üniversitenin muhakkak resmini
çalışma masasının hemen üst tarafına koysun. Gitmek istediği bölümü, seçmek istediği, ileride o bileğinde altın bilezik olarak takacağı mesleğini, seçmek istediği mesleğiyle ilgili onun sembolleri, onun çalışma ortamında veya ben şeyi de çok öneriyorum öğrencilerime, aynalarında, özellikle kız öğrencilerimiz, kadın öğrencilerimiz daha çok ayna karşısında biliyorsunuz zaman geçiriyor. Aynalarınıza muhakkak notlarınızı yazın, geri dönüşü, çalışmam gerekiyorun habercisi olsun. Hedeflerimizin, amaçlarımız, ben psikolojik danışman olmak istiyorum. Psikolojik danışman iyi bir psikolojik, idol olarak aldığınız bir psikolojik danışmanın resmini asın. Küçük notlar yazın kendinize. Aslında bu sürecin çok az kaldığını ve çok fazla başarmanız için yapmış olduğunuz bütün bu özverilerin hepsini bir kağıda yazın. Ve eğer o kaygı dediğimiz, hani beğenmediğimiz bronz toplar geldiği zaman onları özellikle altın toplarla karşılayıp heyecan yaratıp ama altın toplarla karşılayıp ben bir üzerime düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirdim. Bu kadar zaman, bu kadar test, bu kadar hocalarımla ölçmeler, değerlendirmeler yaptım. Hayır, ben kazanacağım. Hayır, ben hedefime ulaşacağım. Ve en iyi şekilde yılmadan devam edeceğim cümlelerini, olumlu olan tüm cümleleri kendilerine tekrar etmeyi önermekteyiz. Bunlar öğrencilerimizi biraz daha zinde tutar. Ama özellikle son günlerde öğrencinin kendine ayıracağı zaman içerisinde motivasyon artırıcı kitaplar, motivasyon artırıcı filmler, yalnızca yarım saat, 40 dakika seyredebilecekleri ve zamanlarını alabilecekleri filmler de onları zinde tutacaktır. Özellikle ben şey diyorum, şimdi biliyorsunuz hep iletişimimiz online üzerinden oluyor. Bizim öğrencilerimizle birlikte de WhatsApp gruplarımız da var aynı zamanda. Gerçi üniversitenin sunmuş olduğu iletişim ağı üzerinden de gerçekleştiriyoruz oturumlarımızı görsel olarak, ama kendilerine ait böyle her dakika ulaşabilecekleri WhatsApp grupları da var. Özellikle bu öğrencilerimiz için de bu WhatsApp gruplarını oluşturun, ama bu oluşturmuş olduğunuz WhatsApp gruplarına bir yasak koyun. Ders dışı bir şey konuşulmayacak. Ya da gelecekle ilgili hedeflerimizde olumlu bir olumsuz cümleler kurulmayacak yönünde yasaklar koyarak bu grup arkadaşlarıyla birlikte olumlu cümleleri hem hayatlarına geçirmekte. Çünkü biliyor musunuz Ceylan Hocam, bu bir bulaşıcı hastalık gibidir. Sürekli bir şekilde size gün içerisinde olumsuz duygular sunan, olumsuz ifadelerde bulunan ve sürekli kötümser bir durum içerisinde size konuşan bir kişi gün içerisinde sizin motivasyonunuzu da düşürmesi görülmektedir. Dolayısıyla hayatımızda özellikle değiştirmemiz gereken en önemli nokta da biraz önce o bronzları atmak. Eskiden evet işimize yarıyordu. Yolda yürümek için gerekliydi. Ama şu anda artık 30-40 günümüz var ve kesinlikle ve kesinlikle bu 40 gün içerisinde bu süreci altın toplara çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de bizim heyecana, motivasyona ihtiyacımız vardır. Arkadaşım, öğrenci arkadaşım telefondan ayrılamıyorum, ne yapmalıyım? Habire oyun oynuyorum diye soruyor. Teşekkürler. Habire oyun oynuyorum. Ha, pardon, onu görmedim. Telefondan ayrılamıyorum. Evet, aslında şu anda günümüzde en tehlikeli bağımlılık türlerinden biridir. Oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı. Maalesef onlarla karşılaşıyoruz ama öncelikle öğrencimize buradan en büyük önerilerimizden bir tanesi kendini planlı ve programlı bir gün içerisinde yapabileceklerinin bir listesini oluşturmak. Aslında biz bunlara rutinler diyoruz. Sabah kalkıyorum. Telefon oyun oynamak da aslında sizin zihninizi çok farklı yerlere götürüyor. Belki
psikolojik olarak rahatlatıyor olabilir. Ama özellikle gün içerisinde sizin belirleyeceğiniz bir saat diliminde bunu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. İnanın bana bunu o saat diliminde, yani bir saatlik bir süre verin. Hani biraz önce söyledik ya, motivasyon filmi, kendinize zaman ayırın. Motivasyon filmi, kitap okuyun veya işte yürüyüş yapın, müzik dinleyin. Bu da eğer oyun oynamak da motive ediyorsa bireyi, kendine zaman ayırmak için bir süreç oluyorsa, muhakkak gün içerisinde bir saat kendine ayıracağı zaman içerisinde onu değerlendirebilir. Ama o bir saatten sonra bırakması gerekiyor. Bırakması için de özellikle oyunlarda bizim hep şey diyoruz, o bir saat oynadığınız zaman 10 saatten daha lezzetli oluyor. Bunun tadına vardığınız zaman ilk etapta biraz zorlanabilirsiniz ama onun tadına vardıktan sonra evet, aslında yalnızca o bir saat size yeterli olabiliyor. Gün içerisindeki rutinlerinizi, bir saat ben telefon karşısında telefonda oyun oynadım, bir saat matematik çözdüm, bir saat Türkçe çözdüm, şunu çözdüm, bunu çözdüm şeklinde listemizin tiklerini de atarak, hani en azından gün içerisinde bunları tamamlıyoruz. Oyun aklımız oyunda kalıyor diye ifadelerde bulunulmuş. Evet, oyunda kalıyorsa o zaman şöyle yapabiliriz. Ben bu görevleri yerine getirdiğim zaman kendime ödül olarak bir saatlik oyun süresi verebilirim şeklinde kendimizi motive etmemiz gerekiyor. Eğer biz tüm bunlara da katlanamıyorsak, özellikle Ceylan Hocam, bizim gün içerisinde neden oyun oynamaya itilen bir sebebimiz olduğunu kendimize bir öz sorgulama yapmamız gerekiyor. Ben neden, nereden kaçıyorum ki bu kadar oyun oynuyorum? Evet. Kaçtığım noktalar nelerdir? Neyle yüzleşmek istemiyorum? Bunlarla yüzleşmek lazım. Bakın, ilk söylediğimiz toplarda ne dedik? Kaygı topumuz, bronz topumuz olan. Bronz renkli topumuzda ilk etapta kaygıyla yüzleşin dedik. Yüzleştiğiniz zaman aslında siz birçok şeyin de çözümünü elde edersiniz. Ben neden bu kadar oyun oynama gereği duyuyorum? Yani. Nereden kaçıyorum? Şeklinde. Muhakkak bunun cevabını bulduğu zaman birey kendine daha çok zaman ayıracaktır. Teşekkürler hocam. İki soru var. Onu birleştirerek sormak istiyorum. Birbirleriyle bağlantılı. Hocam, çalışıyorum ama stres ve kaygıdan dolayı yapamayacağıma inandırdım kendimi, dedi bir arkadaşım ve hemen ardından da ya yapamazsam kazanamazsam gibi düşüncelerden dolayı aşırı derecede stres yaşıyorum. Fazlasıyla negatif bir yapım var. Bu düşünceleri aklımdan çıkartamıyorum diye belirtmişler. Bu arkadaşlarıma ne önerirsiniz hocam? Şimdi biraz önce de söylediğimiz gibi Ceylan Hocam, artık önümüzde 40 günümüz kaldı ve dolayısıyla bu biraz daha az, 27-28 az Ceylan. Bu arada yanlışla yönlendirmeyeyim ama 27-28 Haziran'dı değil mi? Bugün günlerden 21 Mayıs. Evet. Bir ay 5 gün kadar bir zaman kaldı. Bu süreci özellikle artık kaygıyla, yani bir yerde yüzleşmeniz lazım. Biraz önce söylediğimiz işte, ben eğer kazanamazsam gibi cümleler kuruyor öğrencilerimiz. Peki kazanamadığınız zaman ne olur? Kazanamadığınız zaman nelerle karşılaşacaksınız? Yani ilk etapta bir kendinize sorun. Ondan sonra ama lütfen şunu sorun. Kazanamamak için nedenlerim nelerdir? Çalışmadım mı? Çalıştım. Dershaneye gittim. Çalışmalarımı gerçekleştirdim. Konu tekrarlar mı yaptım? Özetlerimi yaptım. İşte sorularımı çözdüm. Peki neden kazanmayayım? Neden? Bunun sorusunu muhakkak kendisine bir sorsun birey. Evet. Ve o zaman görecek ki aslında yerine getirmişse bütün sorumluluklarını, kazanmamak için bir sebebi yoktur. O zaman o bronz toplarını atıyoruz, onun yerine ne koyuyoruz? Heyecan koyuyoruz. Altın ve gümüş toplarımızı koyuyoruz. Ne demiştik bunun içinde? Özellikle aklınıza gelen olumlu cümleleri, ben kazanacağım, ben psikolojik danışman olacağım, ben
artık üniversite hayatında olacağım. 2 ay sonra, 3 ay sonra üniversite kampüsünde gezeceğim şeklinde hedefler ve amaçlar doğrultusunda olumlu cümleleri oluşturmak ve bunları özellikle ve özellikle lütfen yazın gençler. Kendinize ait var olan günlüğünüzün içerisinde de olabilir bu. Bir tane A4 kağıdı da alabilirsiniz. Bu olumlu cümleleri yazın ve her gün sabah kalktığınızda yatağınızın başucunda olsun bir bu olumlu cümlelerle güne başlayın. Bakın, hocam ne anlam kazanacak? Bir kez yaparsanız anlam kazanmaz ama bugün itibariyle 30 gün boyunca yaparsanız anlam kazanır. Biz mesela nefes egzersizlerinde de diyoruz ki tamam terapi sürecinde nefes egzersizlerini yapıyoruz, rahatlama seanslarını yapıyoruz ama onun doğrultusuna diyoruz ki evde ödevdir bu. Evde de 20 gün boyunca tekrar etmeniz gerekiyor. Bedenin buna uyum sağlayabilmesi için. Hani durup da şimdi hormonlardır, onlardır, bunlardır gençlere söylemek çok anlamlı değil. Ya da işte var olan bu mutluluk hormonları kaygıyı düzenler eder. Hayır, bunlar düzenini yaptığı zaman vücuda giren oksijenden çok daha sağlıklı sonuçlar alabiliriz. Yani rutine dönüştürmemiz gerekiyor. Olumlu cümleleri her gün sabah ve akşam kitabımızda, defterimizde, günlüğümüzde yazdığımız, bizim başardığımız, bütün hedeflerimize ulaştığımız, başarılarımızı, güzel olumlu sözlerimizi yazıyoruz ve sabah akşam, özellikle akşam yatmadan önce bunları okuyoruz. Evet. Bunun akabinde yine aynı şekilde nefes egzersizlerimizi bugün itibariyle yapabileceklerimiz bunlar bizim. Nefes egzersizlerimizi yapıyoruz, rahatlama seansı yapıyoruz. Çok fazla internet ortamında da eminim okulumuzun rehber öğretmenleri de çok fazla öğrencilerimize bu konuda değerlendirme de yapmıştır, uygulama da yapmıştır. Arkada bir fon müziği Ceylan Hocam, çok fazla internette de var bunlar birçok kanallarda. Bir fon müziği, işte şu anda gözlerinizi kapatın, büyülü bir bahçeye gidiyoruz, su sesini duyuyorsunuz, rahatlama seansları. Arkadan güzel bir fon müziğiyle. Yani bunların hepsi bizim şu anda, bakın bir yıl önce olsaydık çok farklı önerilerimiz olabilirdi. Ama burada bir aylık bir süremiz kaldı. Bu bir aylık sürede en hızlı şekilde düzenlemeyi bu şekilde sağlayabiliriz. Evet. İki arkadaşım aynı soruyu yöneltti hemen hemen. Sınav esnasında o kaygı geldiği zaman, o stres geldiği zaman bununla nasıl başa çıkacağım? Anında nasıl yönetebilirim bunu? Şimdi çok bir öğrencimin bir alıntısıyla devam etmek istiyorum. Hocam diyor, sınava girdim. Sınav esnasında başladığımda elim titriyor diyor. Öyle bir titriyor ki kalemi tutamıyorum diyor. Diğer elimle onu tutmaya çalışıyorum ki hani onu kontrol edebilsin. Ama ne yapacağımı şaşırdım hocam diyor. Ondan sonra aklıma geldi diyor. Derin bir nefes almak. Yani burnunuzdan özellikle gençler. Yani bu kriz anı dediğimiz bu gibi anlarda mücadele edebileceğiniz burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan yavaşça vermektir. Burnunuzdan nefes alırken özellikle 3'e kadar sayarak almak, 3'e kadar sayıp içinizde tutmak ve ağzınızdan 4'e 5'e kadar sayarak yavaşça vermek. Bunu 3 kez tekrarladığınız takdirde tüm kaslarınız ve sinir sisteminiz hemen duracaktır. Ellerinizdekiler titremeler kalmayacaktır Ceylan Hocam. Nefes bizim için çok önemli bir unsurdur. Nefessiz yaşayamayız, bu bir gerçek. Hocam bu kadar kolay olur mu? Olur. Bir yudum hemen suyunuzdan alın, derin bir nefes alın, nefesinizi düzenlemenizi yapın. Ondan sonra ben bugüne kadar çalıştım ve başaracağım diyerekten tam gaz sorularımızı, kitapçığımızı açıp çözümlere başlayalım. Evet, hocam peki uyku düzenini sağlamakla ilgili bize ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Şimdi Ceylan Hocam, rutinler bizim için çok önemli dedik ya, uyku da aynı şekilde. Yani her gün saat gece 11'de yatıyorsanız onu çok fazla aşmamak ya da çok fazla erkene almamak gerekiyor. Çünkü aksi takdirde metabolizma biraz şaşkınlığa uğrar ve değişiklikler. Şimdi stres faktörleri de varsa, bakın kaygıyı attık diyoruz, bronz toplarla işimiz yok bizim artık. Stres faktörlerimiz de varsa ve tabii ki heyecan da varsa bazen çok uyumam meyiliminde,
Bazı arkadaşlarımız evet hocam ben de çok uyuyorum diyebiliyor. Bazılarımız da çok az uyuma yönünde bazı değişimler sağlayabilmektedir. Özellikle gün içerisindeki rutinlerinizi gerçekleştirdiğiniz zaman, kendinizi ayırdığınız zaman diliminde şu anda özellikle biz zihnen çok yoruluyoruz. Öğrencilerimiz zihnen çok fazla yoruluyor. Yani bedenen çok fazla yorulmuyor. Hepsi genç, müthiş kanları var, yerinde duramayan kanları var, enerjilerini boşaltmaları gerekiyor. Pandemi sürecindeyiz ama en azından kendinize zaman ayırabildiğiniz o süre demiştik ya, onun içerisine lütfen biraz bedensel yorgunluk da katın. Spor yapın, evde yapabileceğiniz sporlardan muhakkak kendinize zaman ayırın. Pilates, yoga gibi birçok rahatlatıcı şeyler de gerçekleştirebilirsiniz. Hı. Ama tabii ki bunun yanında önerebileceklerimizin içerisinde Ceylan Hocam, gece yatmadan önce muhakkak ılık bir duş almalarını öneririz. Bu uykuya dalmayı çok hızlandıran bir durumdur. Yatmadan önce özellikle saat 7'den sonra özellikle uyku sorunu çeken arkadaşlarımız için, uykuya dalmakta zorluk çeken arkadaşlarımız için gece saat 8'den sonra yemek yememe gibi durumları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Besinler, enerji veren besinlere yer vermemiz gerekiyor. İşte gece kahve, kafein gibi ürünler tüketmememiz lazım. Birçok şekerli ürünlerden uzak durmamız lazım. Eğer uykuya dalmakta zorluk çekiyorsak, makarna tüketmemek gerekiyor gece saatlerinde gibi birçok enerji veren besinlerden uzak durmamız lazım. Bir de benim nacizane önerim, papatya çayı çok iyi geliyor Ceylan Hocam. Yani uykuya dalmanızda, sinir sisteminizi dinginlemesinde çok iyi geliyor. Öğrencilerimiz özellikle uykuya zorlanan öğrencilerimiz tüm bunları yapıyoruz hocam. Papatya çayını da bir demleyip bir bardak papatya çayı da onları uykuya dalmakta kolaylaştıracaktır. Evet. Ramazan süresi içerisindeyiz. Hepsi sahurdan sonraya kadar, çok geç saatlere kadar ders çalıştı. Çok da iyi yaptılar ama işte cumadan itibaren, bayram sonrasından itibaren normal uyku düzenine geçeceklerini tahmin ediyorum. O yüzden şimdi, de... Evet. Bu arada herkesin Ramazan bayramını da şimdiden kutluyoruz. Şimdiden kutlu olsun. Aynen. Şöyle bir durum var tabii ki. İnsanoğlu o kadar güçlüdür ki Ceylan Hocam. Yani gençlerimiz de aslında birçok güçlerinin ve kendileri saatlere kadar uyuyoruz hocam, çalışıyoruz hocam, çok da iyi yapıyorsunuz, harikasınız ama düzenimiz kaydı. Şimdi özellikle pazar itibariyle artık bu düzen tekrardan evet, geriye dönmesi gerekiyor. Bu geriye dönüşlerde özellikle kısa bir süre sonra, bir veya iki gün sonra muhakkak birey tekrardan geriye dönebiliyor. Çünkü insanoğlunun o kadar güçlü adaptasyon ruhu var ki, öyle güzel yaratılmışız ki, yani bu adaptasyon ruhuyla çok daha hızlı bir şekilde bir veya iki günde hemen tekrardan eski rutinlerine, uyku düzenlerine dönebiliyorlar. Evet, sınav haftasına girdiğimiz zaman diliminde deneme yapmayı bırakmalı mıyım diye sormuş bir öğrenci adayı. Şimdi... Şöyle bir durum var, buradan da rehber hocalarımızın düzenlemiş oldukları programlara da müdahale etmek istemiyorum. Onların önerileri doğrultusunda hareket etmeleri, kendi rehber hocalarına güvenerek hareket etmelerini öneriyorum. Çünkü şöyle bir durum var Ceylan Hocam, bazı bireyler, bireysel farklılıklarımız çok fazla. Bazı bireyler son hafta özellikle sınav denemelerini artırarak kendi iç huzurunu ve rahatlamasını sağlıyor.
Bazı bireyler de bu onu daha fazla kaygılandırdığı için sınava girmelerini çok fazla önermiyorum. Bir de pandemi sürecinde yeniden bir programlandırmaya gitmişlerdir rehber öğretmenleriyle birlikte. Dolayısıyla onların şu andaki düzenlemesi nasıl bilmiyorum. Bugüne kadar yapmaları gereken sınavların ne kadarını yaptılar onları da bilmiyorum. Dolayısıyla bunun doğrultusunda şöyle bir cevap vereyim. Rehber öğretmeninize güvenin ve onun yönlendirmesi doğrultusunda hareket edin lütfen. Çok teşekkürler hocam. Son olarak şunu sormak istiyorum hocam size. Bu süreçte tabii ki özellikle siz öğretmenlerin, hem akademisyenlerin hem rehber öğretmenlerimizin orta öğretim kurumlarındaki ve diğer kurumlardaki emekleri asla ödenemez hocam. Çünkü zaman mevhumunu yitirdik ve sizler tüm kanallardan online eğitim süresi boyunca öğrencilere çok hızlı geri bildirimlerde bulundunuz. Gerçekten emekleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz hepinize. Veliler için hocam ne önerirsiniz ve öğretmenlerimiz için ne önerirsiniz? Bu sınav sürecine girdik, son düzlüğe girmiş bulunuyoruz. Onlara tavsiyeleriniz nelerdir deyin ve sorularım bu kadar. Şimdi Ceylan hocam, biz çocuklarımız için konuştuk tabii ki ama ailelerimize özellikle kaygılarıyla, stresleriyle baş etmede müthiş derecede roller düşmektedir, görevler düşmektedir. Özellikle bu süreçte dinleyen ailelerimiz varsa çok güzel, yoksa da lütfen gençler özellikle anneleriyle, babalarıyla gidip bu konuyu bu şekilde konuşsunlar lütfen. Onların da bu süreçte yardımcı anahtarlara ihtiyaçları vardır. Gençler ellerinden gelenleri bugüne kadar eminim fazlasıyla yapmışlardır. Çalışmaları gereken, çözmeleri gereken testlerini çok daha fazlasıyla öğretmenleriyle birlikte yapmışlardır. Biraz da ailenin özellikle tutumu bizim için çok önemli. Biraz Türk toplumu olarak sevgiyi göstermek de zorlanıyoruz Ceylan hocam. Duyguları ifade etmekte zorlanıyoruz. Ama bizim gençlerimizin en temelde onları koşulsuz kabul dedikleri dediğimiz noktada ailelerimizin desteğine çok fazla ihtiyacımız vardır. Her ne olursa olsun sınavlar yalnızca bir sıralama değerlendirmesidir. Kişilik özelliklerimizi ölçen, karakterlerimizi ölçen testler değildir. Dolayısıyla çocuklarımızın özellikle bunu duymaya çok ihtiyacı var. Her ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun ben seni her zaman seveceğim. Ben senin her zaman yanında olacağım. Düşüncelerini, duygularını bilseler de benim çocuğum biliyor, ifade etmeme gerek yok değil. Bunları paylaşmamız gerekiyor. Onlarla birlikte onlara sakin, bazı şeylerde tölere edebileceğimiz noktalar olması gerekiyor. Çünkü onlar için özellikle son bu bir aydır onlar için çok zorlu bir süreç. Zaten kendilerine verilen sorumluluğun altından kalkıp kalkamayacaklarının kaygısı varken üzerine bir de Covid geldi. Bu süreci biraz daha sancılandırdı. Tabii bununla ilgili işte sınav tarihleri onlar bunlar belirsizlikler derken öğrencilerimiz sürekli bir şekilde bir kaygı süreci içerisine girdiler. Dolayısıyla bundan dolayı onların sergileyebilecekleri atipik davranışlar, yani normalde rutinde benim çocuğum bu yemeği yemek istemiyorum demeyen çocuk, şimdi şu anda yemeği yemek istemiyor, evin içerisinde isyan çıkarıyor. Biraz sakin davranın. Anne babalar biraz bu durumu, özellikle bu son bir ayı birazcık daha toleransları daha fazla bir yükseltsinler. Daha sakin davransınlar. Kendilerine ait çocuklarıyla birlikte geçirebilecekleri zamanın kalitesi her zaman bizim için çok değerli ve çok önemli tabii ki. Ama bunun yanında onlarla duygularını paylaşsınlar. Onlara ifade etsinler. Onlardan önemli hiçbir şeyin olmadığını, onların sağlıklarından önemli hiçbir şeyin olmadıklarını. Eğer bu sınav başarılı olurlarsa her zaman mutlu olabileceklerini ama başarısız olmazlarsa da yine biz onlarla gurur duyabileceğimizi, bunları ifade etmek özellikle öğretmenlerimiz için de tabii ki bu önerileri getirebiliriz ama özellikle anne babamızın ve tutumlarını düzenleme konusunda en büyük görevler arasında yer almalarını söyleyebiliriz. Çok teşekkürler hocam. Değerli katkılarınızdan dolayı çok güzel bir program oldu. Katılan değerli öğrenci arkadaşlarıma ve onların öğretmenlerine de çok teşekkür ediyorum. Yayınımız kalacak sabit olarak resmi Instagram hesabımızla. Hesabımız bu arada lütfen takip alınız. Sizler için çok güzel programlar hazırlıyoruz. Devam edeceğiz bu tür yayınlara. Hocam tekrar çok sağ olun.
Rica ederim Ceylan Hocam. Son olarak buradan gençlere seslenmek istiyorum. Her ne olursa olsun bu sınav sürecinin onlar için aslında tahmin ettiklerinden çok daha kolay bir süreçle, daha doğrusu çok daha kolay bir sonuca daha hızlı ulaşabileceklerini düşünüyorum. Çok güzel bir şekilde sonuçlar alacaklarını düşünüyorum. Hiçbir emek sahipsiz kalmaz. Muhakkak cevabını alır birey. Özellikle bu süreçte yapmış oldukları tüm özverili çalışmalardan dolayı tüm gençlerimizi kutluyorum. Küçücük yüreklerine özellikle bu COVID sürecinde hem kaygıları, sağlık, hayatta kalma kaygıları gibi kaygıları oluştururken aynı zamanda bunlarla birlikte sınavla ilgili kaygılarını da bu yüreklerinde hep taşıdılar. Çok güçlü bizim gençlerimiz ve şu anda ne güzel, çok mantıklı sorularla hep bizim karşımızda oldular. Bizleri takip ediyorlar. Bir taraftan kişisel gelişimlerini düzenlemeye çalışıyorlar. Bir taraftan sorularını çözmeye çalışıyorlar. Çok güçlü bizim gençlerimiz. Dolayısıyla ben herkesin bu süreçte çok güzel bir şekilde altından kalkacağına, başarılı bir şekilde altından kalkacağına inanıyorum. Gerek üniversitemize gerek başka bir üniversiteye, tercihleri hangi yöndeyse tüm hedeflerine ulaşmaları dileğimle, sağlıkla kalmalarını diliyorum. Hepsine başarılar diliyorum Ceylan Hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok güzel bir yayın oldu. Hocalarım da aynı fikirleri sunuyor. Herkes size teşekkür ediyor. Tabii ben de katılımlarınız için değerli arkadaşlarım, sizlere de tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.